sanat ve müzik dünyasında olup biten her şey bu programda. Güncel haberler, yorumlar ve ünlülerden haberler. Michael Kuyucu'yla müzik habercisi CRI Türk Türkiye'de. Müziğin nabzı bu programda atıyor. Michael Kuyucu'yla birliktesiniz efendim ve Müzik Habercisi programında Müzik Habercisi Yeni'de bugün yine sizlere yeni bir şarkıyla ve onun yorumcusuyla birlikte olacağız. Sizlere onunla minik bir sohbet yapacağız ve sevgili Seçil Gür'le birlikte olacağız. Sevgili Seçil Gür, önce bir merhaba diyelim. Merhaba Seçil, nasılsın? Merhaba Michael, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen de iyisin inşallah. Tabii sevgili Seçil'i uzun yıllardır ilk daha müziğe girdiği andan itibaren takip ediyoruz. Güzel akustik programlar da yaptık ve müzikte böyle mücadele eden bir Seçil Gür var karşımızda, değil mi öyle? Nasıl gidiyor hayat bu aralar? Öncelikle sana gerçekten özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Yani kariyerimin ilk başlangıcından beri bana en fazla destek veren radyoculardan birisin. Bu anlamda müziğe duyduğun saygı ve sevgi için ayrıca teşekkür ediyorum sana. Nasıl olsun kısmına gelirse iyiyim. Her şey yolunda gidiyor. Süper, çok güzel. Sadece sıkıntılı bir dönemde projemiz çıktı. Evet. Onunla alakalı sıkıntılarımız oldu ama onun haricinde her şey yolunda şu evet, anda. Evet. Yeni bir şarkı Sebepsiz Çiçek. Aslında birazdan dinleyeceğiz tabii ki ama Seçil Gür'ün bugüne kadar yaptığı en farklı şarkılardan bir tanesi. Serdar Ortaç'la bir düet söz konusu. Haziran ayında yayınlandı. Önce nasıl çıktı bu şarkı? Senin şarkın bu değil mi? Söz müzik sana ait. Şarkı evet. Sözün ve dili bana ait. Aranjesi Serdar Ortaç ve Hakan Yergüz'e ait. Hı-hı. Şarkı nasıl çıktı? Serdar'la stüdyodaydık. Evet. Bestelerini dinletiyordu bana. Evet. O sırada bir beat açtı ve bana biraz müsaade eder misin dedim. Hı-hı. Bunun tarifi de yok açıkçası. Böyle evet. İşte geldiği zaman geliyor. Bunun bir yetenek olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Allah vergisi bir şey olduğunu düşünüyorum bestenin. Ve böyle bir anda yaklaşık bir 10-15 dakikada önce nakaratı yazdım. Sonra biraz dolaştım stüdyoda. Nasıl bir ağ yazabiliriz? Notlarımı karıştırdım. Daha önce yazdığım sözlerime baktım falan. Bir 15 dakika içinde hemen kaydını aldık. Pilot mikrofonda ve hatta şarkıyı ikinci kez okumadım Michael. Pilot okumamdır bu. Çok heyecanlandık ve gerçekten bir daha üstüne denedim. Çok denedim. Evet. Ama ilk okumam tamamdır dedim. Yani o duygu ilk okumada vardı. Çok hızlı bir şekilde oldu. Dediğim gibi 15 dakikada belki biz bu projeyi bitirdik. Evet. 3 gün içinde de aranjeden geldi. Ne kadar çabuk. Jet hızıyla yapmışsınız işi o zaman. Evet. Yani şimdi çok olmuş bir şeydi. Yani bu şarkı içime sindi. Evet. Diğer projelerimden çok farklı. Evet. Çok farklı. Biraz daha, evet. Biraz daha arabesk bir yorum var. Doğru. O da dinleyiciler çok istiyordu. Seçil çok iyi arabesk okuyorsun. Hı-hı. İşte bu performansını da göstermeni istiyoruz. Bu anlamda çok talep vardı benden. Hı-hı. Bir de böyle bir şey denemek istedim. Çünkü çok renkli bir insanım ben. Ya, evet. Özel hayatımda da renkli bir insanım. Doğrudur. Yani her tarz müziği dinlediğim için bu da bir renk olsun işte. Tabii. Belki bundan sonra daha farklı renkler de olabilir. Kesinlikle. Yani sanatla ilgilenen insanların tek yönlü olmadığını aşikar herkes biliyor. Kesinlikle bu öyle. Anlamda da ben de bir şey denemek istedim yani. Sevmişsinizdir umarım. Çok da iyi yaptın. Evet, değişik bir şarkı. Şimdi şöyle biraz böyle arabesk ama tabii ki şöyle arabeskimsi bir tını var ama altta bir trap rap böyle rap, ritimler evet. Biraz baya böyle doğru. Modern ve hani bugün doğru. Günümüz gençlerinin hatta yaşı küçük olanların dinlediği bir ritim üzerine biraz böyle doğru. Dokundurmuşsun sen. Doğru evet evet yani biraz işte dediğim gibi günümüzde yakalamak istedim. Ama şimdi bunu yaparken de gerçekten bir şeyleri stratejisine girmedim. Dediğim gibi o kadar hızlı şarkı çıktı ki ve olmuş bir şarkı oldu. Yani evet. Üzerine ne sözünde oynama yaptık ne melodisinde oynama yaptık bir anda çıktı. Çok da içimize sindi. Evet ne güzel. İlham geldi ve çıktı. Evet evet evet. Peki yani, Serdar nasıl girdi olaya? Tamam birlikte çalışıyorsunuz vesaire bunu düete çevirme o fikri nasıl doğdu? Var mıydı kafanızda? Biz bunu daha yani inanamayacağı doğru. Efsane hikayeler aslında. Doğru aslında. Çok, tam böyle tarihsel anlamda değişik bir dönem gerçekten oldu. Öyle. Korona pandemisi ve sen de bu zorluklar içerisinde şarkını yayınladığını ve Sebepsiz Çiçek Haziran ayında yayınlandı dijital platformlarda. Evet. Tabii ki şimdi Seçil senin kaçıncı single'ın oldu bu? Yani bu biz 5 değil mi? Baya evet. Beşinci evet. Single oldu evet. Ve daha önce de değişik daha pop tarzı şarkılar yaptın. Bundan evet. Sonra da eminim yapacaksın ama şimdi çok enteresan bir şey de var. Bu müzik dünyasının ya da medya dünyasının gerçeği müziğin konuşulduğundan daha çok magazinde konuşuldun. Bu seni nasıl bir ruhi haliye soktu? Evet. Müzisyen bir kızsın. 5 tane işte 4 tane single yaptın. Tamam evet. Diyelim ki 10 tane haber oldu. Diyelim ki uyduruyorum rakamları. Ama bir anda işte Serdar'la bir arkadaşlık vesaire o bizim konumuz değil ama
onun yansımaları sonucunda belki de o 4 tane single'ından olmadığı kadar haber çıktı mı? Ne dersin? Evet. Ne düşünüyorsun yani buna? Bu tarafımca trajik bir şey. Değil mi? beni üzen bir şey. Seninle daha önceki röportajlarımızda da hayattaki hedefin nedir denildiğinde, yani hani meşhur olmak mı tanınmak mı diye sorduğunda hayattaki belki en son hedefimin meşhur olmak. Yani herkesin beni tanıması, herkesin beni kulağıyla dinlemesi, duyması benim en büyük hedefim. Yani hatta birkaç gün önce dostlarımla konuşurken dedim ki biriyle, yani magazinsel bir kişiyle birlikteliğim haberi için, ayrılığım haberi için bütün magazindeki arkadaşlar aradı ama şarkım çıktığında kimse aramadı. Maalesef. Seçicim şarkın çıkmış. Hayırlı olsun. Evet. Yani bu ben de bu bağlamda sordum zaten bunu. Ne kadar enteresan yani değil mi? Ve dünyanın bir yüzü aslında. Hiç alışkın olmadığım ve alışmayacağım da. Yani sonuna kadar da hani direneceğim diyorsun. Alışmayacağım bir sistem bu. Evet, sistem. Çünkü biz üretiyoruz, şarkı söylüyoruz ve bunun için uzun seneler akademik kariyer yapıyoruz. Evet. Ama ne yazık ki magazin her zaman 1-0 bizim önümüze geçiyor. 1-0 evet. Bazen 3-4-0 bile oluyor. Çünkü bir anda Seçil Gür bir anda... Ama bilmiyorum, belki zamanla birbirimizi daha çok seveceğiz. Onlar da benim yaptığım işe kıymet verecekler. Evet. Yani birlikteliğim haricinde. Yani birliktelikten öte yaptığım işe kıymet verip belki daha sonra birbirimizi daha çok seveceğiz ilerleyen zamanlarda. Ya maalesef böyle işte. Yani yaptığımız aslında magazinin de bir nevi tanıtım fonksiyonu var aslında. Ama tabii ki şu var, tabii ki senin işte bir insanın özel hayatı üzerinden de yapılıyor o tanıtım. Ama yaptığın şarkı ne oldu? Şarkıyı yapıyorsun. Ama X bir kişi, bütün solistler için geçerli bir şey. Bu bir şey, bir küçük bir şey patlıyor, tak diye şarkının önüne geçebiliyor. Onun için sordum sana. Sana da bu da değişik bir deneyim oldu sevgili Seçil Gür. Ama tabii sen müzik insanısın. Dolayısıyla bu bir şekilde üretmeye devam edeceksin. Bunu biliyorum. Ve gelelim bundan sonra. Birazdan şimdi Sebepsiz Çiçeği dinleyeceğiz. Peki bundan sonra ne yapacak Seçil? Bundan sonra ben bir buçuk, yani Ağustos ortası sonu gibi bir şarkım var. Çok inandığım bir şarkım. Ve sizin beni ilk tanıdığınız tarzda şarkılarım gibi bir şarkı. Onu çıkarmayı düşünüyorum ve ondan sonra kış ayında muhakkak ve muhakkak en az 4 şarkılık albüm, mini ne albüm güzel, düşünüyorum. Mini albüm, ne güzel. Çünkü çok fazla beste yapmaya başladım. Ve ürettikçe bunların elde kalmasını istemiyorum. İyi veya kötü, doğru ya da yanlış ama ben buyum demek istiyorum artık. İnsanlarla daha fazla insanla tanışabilmek için daha fazla üretmem gerektiğini düşünüyorum. Doğru, çok güzel. O yüzden single olmuyor. Beni tatmin etmiyor. Evet. İnşallah yani işte nefes aldığım sürece herkes beni duysun diye çok çalışacağım. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ve evet sevgili Seçil Gür, işte böyle ne kadar arada bir magazin kazaları yaşasa da aslında bir müzik insanı ve müzik bestelerini, şarkılarını, sözlerini kendisi yapıyor. Yazıyor, çiziyor ve söylüyor ve bir müzik savaşçısı. Ve şimdi de Sebepsiz Çiçek adlı şarkıyı yayınladı. 2 ay sonra yine başka bir şarkı, sonra bir mini single, bir albüm. İnşallah sağlık ve bu bütün sıkıntıları atlatırız dünya olarak ve senin de eşi güzel şarkını dinleriz diyelim hep birlikte, değil mi? Öyle ne diyelim çok başka? Çok biliyorum. Çok güzel dileklerin. Evet. Teşekkür ediyorum. Ve inşallah öyle olur. Evet. Evet. Şimdi bir Sebepsiz Çiçeği dinleyeceğiz. Sana çok teşekkür ediyorum sevgili Seçil. İlk günden beri takip ediyor, takdir ediyorum, beğeniyorum çalışmalarını ve inşallah daha da güzel çalışmalarda yine birlikte olacağız. Şimdi yolun açık olsun derken, başarıların devamını dilerken Sebepsiz Çiçek aldı. Şarkıyı dinleyeceğiz. Dinleyicilerimizle birlikte. Ne diyeceğiz son olarak? Magazine bakmayın, şarkıma bakın. Ben uydurdum şu anda bunu. Dinleyicilerimize şu anda ben de aklıma geldi. Her gün Sebepsiz açsınlar. Çünkü her gün uyanıyorlar. Evet. Ve her gün gerçekten yeni bir şeyler yapabilme ihtimaliyle Sebepsiz yeri açsınlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bak. Başarılar diliyorum sevgili Seçil. Evet efendim. İşte böyle Seçil Gür ve Sebepsiz Çiçek adlı şarkının hikayesi gerçekten çok enteresanmış. İşte tam böyle kaderi olan bir şarkı. Ve müzik habercisi yeni de Michael Kuyucu'yla birliktesiniz. Şimdi az önce hikayesini dinlediğimiz Seçil Gür ile Serdar Ortaç'ın ortak yapmış olduğu bu projede bu şarkıyı bir dinleyelim. Dediğim gibi az önce Seçil de söyledi. Hafif bir arabesk tını var ama trap, rap ve değişik modern altyapılar var. Yani bir sentez söz konusu. Ben susayım, şarkı başlasın, kararı siz verin. Sebepsiz Çiçek ve Seçil Gür ve Serdar Ortaç ikilisini yapmış olduğu güzel bir şarkı. Bir farklı müzik habercisi programında daha Michael Kuyucu'yla birlikte oluncaya kadar güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Müziğin nabzı bu programda atıyor. CRI Türk.